Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar kripto paraları değerlendirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere son günlerde özellikle de altcoin'lerde BTC dominansının yüksek olması ve Bitcoin'in e, negatif seyretmesinden dolayı ezilmeler yaşandı. Zaten her zaman size dile getirmiş olduğum bir durum söz konusuydu. Bu durum neydi arkadaşlar? Dominansın güçlü olduğu dönemlerde eğer Bitcoin negatifse bu alt altcoinlerde satış baskısı yaratıyordu. BTC'nin pozitif olduğu günlerde de özellikle özellikle dominans negatif olursa bu altcoinlerde çok büyük hareketlerin gelebileceğinin bir göstergesiydi. Bugün dominans negatif değil ama BTC'de önemli hamleler olduğu için altcoinler de şu an için buna uymaya çalışıyorlar. Bunu da tekrar belirtmek istedim. Şimdi bizler için özellikle bu hafta önemli iki tane veri vardı. Bundan önceki videoda sizlere bahsetmiştim. Bu iki tane veri çok önemliydi. Eğer bu veriler olumlu gelirse piyasa bundan sonra Fed'in faiz arttırmama olasılığını fiyatlayabilir arkadaşlar. Bugün ABD'de özellikle de tüketici fiyat endeksi bugün saat 15.30'da açıklandı. Ee, özellikle de tekrar belirteyim sizlere bunların hepsini Twitter'dan paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan takip ederseniz sizlerin faydasına olur anlık bildirimleri alabilirsiniz oradan. Ee, açıklamalar kısmında Twitter'ın linki var bu arada. Bugün beklediğimiz tüketici fiyat endeksinde arkadaşlar genel olarak piyasanın beklentileri açısından bir değerlendirme yapacaksak %5'lik yıllık bir beklenti vardı ama 4.9 geldi. Bu gerçekten piyasalar için olumlu bir durumdu ve şu an için piyasa zaten bunu fiyatlıyor. İkinci round arkadaşlar yarın gelecek. Bu da önemli. Yarın da arkadaşlar üretici fiyat endeksi gelecek. Eğer üretici fiyat endeksinde de biz bir düşüş görmeyi başarabilirsek ya da beklentiler dahilinde gelirse bu piyasalar için olumlu havanın bir süre devam edebilme olasılığını bizlere gösterir. Bu yüzden de alt koyunlarda hamleler gelebilir. E, ve bu açıdan da hem BTC hem altcoin'leri bu süreçte takip etmeye devam edeceğiz. Tekniksel anlamda da arkadaşlar bakın burada bir OBO formasyonu vardı. Buradan önceki videoyu dinlerseniz arkadaşlar orada özellikle de bu formasyonların trend değişimi için değil trend devam formasyonu olarak da çalışabilme ihtimallerinden bahsetmiştim sizlere. E, çünkü haftalıkta biz gerçekten çok önemli bölge üzerinde kalabilmiştik. Hemen bunu sizlere tekrardan göstereyim. 28.400 bölgesi. Bu kale kaybedilmediği sürece bir problem yaşanmaz. Bakın biz daha önce bu bölgenin üstünü kırdık. Retest altında kaldı. Sonrasında tekrar üstüne gittik ama geçen hafta retest tam bölge üstünde kaldı. Bu hafta aşağılara iğneleniyor ama tekrar bölge üstünde kalmayı başarabilirsek bu yukarı yönlü hamle devam edebilme ihtimali ve haftalıkta özellikle de kırmış olduğumuz Tobu formasyonu hedef bölgesi var arkadaşlar. 34.700 bölgesi. Bu bölgelere kadar her şey olumlu gelirse tekrardan gidebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu saatten sonra en çok dikkat edilecek olaylardan birisi de şu. Daha önce bir al sinyali geldikten sonra harika bir yükseliş gelmiş. Bakın günlükte özellikle de al ve sat sinyalleri mükemmel çalışıyor burada. Bakın şurada bir al sinyali, burada bir sat sinyali, burada tekrardan önce bir sat sinyali gelmiş. Sonrasında burada bir al sinyali mükemmel ötesi gitmiş ve sat gelmemiş hiçbir şekilde. Tekrar geri gelse bile al sinyal devam etmiş. Şurada bir sat sinyali ki ben bunların hepsini sizleri çok net bir şekilde uyardım arkadaşlar. Akabinde tekrar yükseliş geldi. Bakın şurada tekrardan bir satış sinyali geldi diye video bile paylaştım bu tarihe baktığınızda. Burada tekrardan mükemmel bir al sinyali geldi ve şu an için tekrardan açılmış bir destek söz konusu. Yani biz bu saatten sonra nereye dikkat edeceğiz? 27.300 bölgesi. Bu bölge günlükte kırılıp konfirm olması sürece problem yok ki bizde içinde işte zaten burada çok önemli bir destek alanı var. 27.120 bölgesi. Bu açıdan eğer bu bölge kırılırsa buralar şu an için altın bölge. O zaman aşağı yönlü baskılanma olur ama bunun için önemli haber akışları gerekiyor şu an için. Yarınki veri de olumlu gelirse arkadaşlar piyasa buradan fiyatlamaya olayı devam edip ilerleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu süreçte özellikle de altcoin'lerde geri çekilmeler yaşanırken bundan önceki videoda da sizlere bahsetmiştim. Yani bu piyasada fırsatlar her zaman söz konusu ki hem long işlemler için hem short işlemler için. Bakın Kokos'a geldiğimiz zaman bizler e, Kokos'u short işlem için takip tut. Bakın hala güçsüz coinlerden birisi ve günlükte şurada görmüş olduğunuz gibi gelinen noktaya baktığımız zaman arkadaşlar %26 ki mükemmel ötesi bir hamledir. Bugün gelgitler yaşasa da bakın şu an için Kokos açısından 1.36 bölgesine bir al sinyali gelmiş. Eğer günlükte bu bölge kapatmayı başarabilirse buradan tekrardan bir toparlanma yaşanabilir. Bakın bunun dışında sizlere göstermek istediğim bazı detaylar söz konusu ve onun dışında bazı alt koyunları paylaşacağım. Bakın GMT dün 30 dakikalık scalp işlemle takip etmeye başlamış olduğumuz bir koyun özellikle de Binance'deki arkadaşlarla yani bu bize neyi gösteriyor? Piyasa her defasında bize fırsatlar sunuyor arkadaşlar. Bakın hiç haber akışları daha gelmemişti. Hiçbir gelişme söz konusu değildi. Ama burada benim için önemli bir destek bölgesinden e, tekniksel anlamda bir yükseliş beklemiş olduğum bir olaydı. %10'lu varan bir beklentim vardı ve şu an için baktığımız zaman %12'lik kısmının zaten tamamlandığını görüyoruz. Yani bu piyasada doğru yerde ve doğru zamanda bulunduğumuz süreç içerisinde her zaman para kazanılabilir. Bakın sizlere bir de BNX örneğini göstereceğim de arkadaşlar bakın Binance'daki katıldaki arkadaşlarla paylaşmış olduğumuz bir coin'di. Bakın burada bir yapı vardı. Tam destek bölgesinde oluşmuş bir harmonik formasyon söz konusuydu. Bakın burada hiç indikatör sinyallerine dikkate almayalım. Zaten tekniksel anlamda artık burada turuncu alan üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü bir hamle yapması beklenir. Sonuç olarak burada indikatör de bize ne vermiş? Destek vermiş. Yani sadece indikatörlere bakılarak al sat yapılmaz. Ama burada önemli destek bölgelerinde bir direnç bölgelerinde önemli dönüş formasyonları söz konusuysa ve açılmış bir destek varsa bu sizlere sadece yardımcı olur. Yön arayışında tekrardan sizlere yardımcı olabileceği için buradaki risk getiri analizi açısından özellikle de stop bölgelerinizi sizlere belirler ve harika bir şekilde Piyasayı yakalamış olursunuz. Bakın burada da likitli alınmış bir bölge vardı ve bugün bir yükseliş bekliyordum. Günün en çok iğnelenen coinlerden birisi oldu ve güne baktığımız zaman %21.97'lik harika bir hamle gelmiş. Bakın ara bakalım. Arda dün sadece 30 dakikalık scalp işlemle paylaşmış olduğum bir coindi. Özellikle de günlük coin analizinde. Bakın gelinen noktaya baktığımız zaman %10. Yani bu hamlelerin hiçbiri olmadan bile demek ki önemli hamleler yakalanabiliyormuş. Şimdi BTC'de biz neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? BTC'de 4 saatlikte özellikle bakın 27999 yani 28.000 bölgesi. Daha önce de bakın bu bölge kırıldığı zaman sizlere belirtmiştim. Bölge kırıldıktan sonra aşağı yönlü baskılanma gelebilir diye. Şimdilik bu bölgeyi kırdı. Re-test için arkadaşlar tekrar bölge hatta şu görmüş olduğumuz son iğneli bölgeye kadar gelip buradan tekrardan bir hamle gerçekleştirebilir. Bu yüzden BTC'yi takip ederken arkadaşlar bu alanlara dikkat etmek gerekiyor. Önemli olan 27900 yani 28.000 bölgesi üzerinde kalıp kalmayacağı 4 saatlikten sonra bölge üstünde kalmayı başarabilirse kademeli bir şekilde yoluna devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu süreçte altcoin'lerde de önemli hamleler gelebilir. Bakın algı açısından bakın günlükte şu görmüş olduğunuz bölgede aslında bir range var. Burası bir deviyasyon bölgesiydi. Aşağı geldi içeri girdikten sonra harika bir hareket. Bakın burada bir deviyasyon vardı. Yani bölgenin aşımı söz konusuydu. Sonra tekrar bölge içine girdi ve sonrasında gerçekten harika bir hamle gerçekleştirdi. Baktığımız zaman %82. Dün itibariyle tekrardan bunu görmüş olduk. Bölge aşağı geldi. Tekrar içeri girdi. Ve şu an için 0.1630 bölgesi burada kilit bölge arkadaşlar. Bu bölge üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü istek devam edebilir. Bakın sizlere bir de atayı paylaşmak istiyorum. Burada ata açısından da görmüş olduğunuz gibi bir harmonik formasyon söz konusu. Burada gel yaşanabilir arkadaşlar. Bunlar gayet doğaldır. Yani şöyle şöyle. E, ee, önemli olan burada 0.122 bölgesi altında günlük bir kapanışın gelip gelmeyeceği. Bakın buradaki günlükte risk getir analizi açısından bir takip yapacaksanız bakın buradaki stop olan sadece 2.79. Tabii ben kapanış bekliyorum ve beklentiye baktığımız zaman %48. Tabii ki bunların hiçbiri garanti değil. Kesinlik ifade etmez arkadaşlar. Önemli olan en yüksek olasılığı en düşük riskle takip edebilmek. Ama burada 0.12 bölgesi de önemli bir stop bölgesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü bölgenin likiditesi de almak istenebilir. Bu yüzden buralardaki gel gitlerde özellikle de geri çekilmelerde istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ama önemli olan burada stop bölgesine uymanız arkadaşlar. Stop bölgesine uymadığınız sürece bu işlemler yürümez. Bakın sizlere CHR örneği göstermek istiyorum. Bakın çok önemli. Bakın tekniksel anlamda aslında çok basit bir olay. Bakın şurası çok önemli bir bölge. Bölgeden gitmiş reddedilmiş. Bölgeyi kırmış gelmiş teyit almış yükselmiş. Bu bölgeye geldiği zaman tekrardan teyit. Yani bölge teyit edilmiş ve yükseliş başlamış ve biz tekrardan bu bölgedeyiz. Ve alıcılar şu görmüş olduğumuz alandan çok daha erken görmüş olduğunuz gibi ne olmuş arkadaşlar? Devreye girmişler ve buradaki şu kırmızı alan altına hemen geliyoruz. Son iğneli bölge var ya burada bakın. 0.12 60 bölgesi. Bu bölge altında kalmaz sürece yukarı yönlü istek devam edebilir, gergitlerde yaşanabilir. Bunlar sadece birer örnek arkadaşlar. Bakın sizlere CTS'yi paylaşayım. Çok önemli bir toboyu kırmıştı ve hedefine doğru gitti. Geri çekildi geldi biz özellikle de CTS'yi e, günlük analiz yapan arkadaşlarla bile e, şu görmüş olduğunuz bölgede yakalamıştık ve %155'lik bir mükemmel ötesi hamle yakalamıştık. Bakın şu an için bu görmüş olduğumuz alanı boşaltan ve Fibonacci'nin önemli bir destek bölgesine gelmiş durumda. Ve burada açılmış olan bir özellikle de indikatörle açmış olduğu bir destek var arkadaşlar. Böyle kitlesi de alınmış. Şu saatten sonra yapılacak en önemli şey arkadaşlar. Bakın hemen şu bölgenin altına geliyoruz. 0.1655 bölgesi altında bir kapanış yapmadığı sürece. Özellikle 0.2 bölgesi ilk hedef bölgesi olabilir. Bu bölgeyi de geçerse arkadaşlar 24 ve akabinde 26 diye ilerlemeye devam edebilir. Bu yüzden 0.16-55 bölgesine dikkat ederek istiyorsanız sizler de bu coin'i takipte bulunabilirsiniz. Bakın DGB'ye birlikte bakalım. DGB'de de önemli açılan bir destek vardı. Likitli salındı. şu an için üstünde kalmaya çalışıyor. Burada da çift 0.768 bölgesi çok önemli bir destek alanı. Bölgesinde kalmayı başarabilirse yukarı yönlü özellikle de 837 sıfırları saymıyorum. 918 sonrasında 971 0.1 arkadaşlar ve sonrasında da 0.11 bölgene doğru bir ilerleyiş gerçekleştirebilir. Burada önemli olan sizlere belirtmiş olduğum bölgelerin üzerinde kalıp kalmayacaklar arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.